Ben de yoluma gidelim Evet arkadaşlar e, Şimdi şey düşünüyorum e, Bir yandan şarkı söylüyorum Bir yandan düşünüyordum Ya belediye binasını basalım mı Basmayalım mı e, Çünkü e, Yani çok çıkmazda kaldım Ondan dolayı sizin yardımınızı istiyorum e, Anket koyacağım arkadaşlar Şöyle üst tarafa Köşeye bastığınızda Ankete katılabilirsiniz şimdi e, göstermek istiyorum neden belediye binasını basayım mı diye soruyorum bildiğiniz gibi daha köy bitmedi yani savunma olarak bitmedi duvar olarak bitmedi ama biz köşeye sıkıştık abi e, bunun nedeni <laughs> altın biletler ve e, bu köyün gerçekten çok güzel bir şekilde gelişmesi Şimdi e, hep film tadında diyoruz ama gerçekten de çok güzel bir bölüm olacak Eğer belediyeyi basarsak, Şimdi neden basacağımızı söyleyeyim. Bu arada depoları doldurup klan oyunlarını bitiren Ömer arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İki tane e, iki tane mine hesabı e, aldı. Klan oyunlarını bitirdi. Depoları da doldurdu. Verdi. Sağ olsun. Gerçekten Ömer kardeşime teşekkür ediyorum. Bu aralar çünkü baya bir yoğunum. E, ganimet kasmaya bir vaktim bile olmuyor. Şimdi klan oyunlarından abi iki tane Kareks rünü ve altın rünü gelecek. Kahraman kitabı gelecek. Bakın. Sadece şunun üçünü söyleyeyim. 3 üç tane olacak. Bak 3. 2 tane kahraman kitabımız oluyor. Doğru mu? Şuradan şunu aldık. X'in rünü 2 tane oluyor. Kareks rünü 2 tane oluyor. Yok lan 3 tane oluyor. Ne ikisi? Bir tane de bizde var kareks rünü. Ne yaptı? 1. Klan oyunlarından geliyor. 2. Buradan geliyor 3. 3 tane kar iksir rünümüz var. 2 ee, tane iksir rünü 2 tane 2 mi 3 tane altın rünü. Altın rününü almış mıyım? Kullanmışım geçenlerde. Ha videoda kullanmıştık. Abi yani altın rünü, iksir rünü aldı başını gidiyor. Duvar yüzüğü dolu. Kaynak iksirini alabiliriz. Bunları toplayabiliriz. Bu bu da bitmiş. Duvar alamıyoruz. Şimdi burada 7 günlük bir süre var arkadaşlar. 7 gün sonra burası bitecek. Doğru mu? Ee, 7 gün sonra bu biteceğinden dolayı bizim elimiz dolu. Savaş kitabımız da dolu. Ve şöyle bir araştırmaya gelecek olursak. Ee, barbarımız kalmış. Bir tane basacağız. Kaç gün? 6 gün 9 saat. Onun haricinde ne kaldı? Depremi bildiğiniz gibi çok kullanmıyoruz. Ondan dolayı basmayacağız dal kavun bir seviyesi. Bunun da bir veya iki seviyesi tam bilmiyorum. 3 oluyor mu, olmuyor mu? Yani bir iki tane yükseltmemiz kalmış. Peki abi bizim neyimiz var diyecek olursanız bizim 1270 madalyonumuz var. 4 tane çekicimizi almışız. Bak 1270'in haricinde 4 tane çekicimiz burada kapı gibi duruyor. Duvar yüzüğümüz duruyor. Altın rünü, iksir rünü, kar iksir rünü işte e, altın rünü hepsi duruyor. Büyü kitabı, inşaat kitabı, savaş kitabı hepsi full. Yani bunları ne yapacağız? Hani bu bölümde basabiliriz ama e, yine tıkanacağız. Kariksirimiz çöp. Şu an 198 bin kariksirimiz var. Kralımız, kraliçemiz bitti abi. 50-50. Koruyucunun bir seviyesi kaldı. Onu da basabiliyoruz. 2 tane iksir ürünümüz var. Ve depomuz dolu. Doğru mu? Kahraman kitabımız da var. Bunu basıp bitirebiliyoruz. Ee, ondan dolayı ben size sormak istiyorum. Yani bu bölüm ne yapalım? Ne yapalım? Yani bu belediyeyi basalım mı basmayalım mı? Evet. Ee, ankette eğer bas sonucu yüksek çıkarsa belediyeyi direkt çekişle bitireceğim ve o şahane bölümü çekeceğiz. 20-25 dakika 30 dakikalık bir bölüm olacak. Köy binası 12'ye geçeceğiz. Normal bir köy binası 12 gibi değil de köy binası 11.5 gibi falan gitmeye çalışacağız. Kral kraliçeye yükleneceğiz. Duvarlara devam edeceğiz. Araştırmada bir şeyleri basacağız ama savunmaları köy binası 11'i makslamaya çalışacağız. İlk baştaki amacımız o olacak. Onu da bir söyleyelim. Şimdi 198.000 kar iksirimiz var. Öncelikle gelelim bir kar iksirimizi şuradan e, ufaktan başlayalım. 6 gün 9 saat. 9 gün. Evet ben şu 6 günlüğü basacağım. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer evet derseniz e, belediyeyi bas çıkarsa bu hesaba taş yükleyeceğim. E, ufak tefek inşaatların hepsini bitirip 5 işçiyle köy binası 12'ye geçeceğiz. Mesela 2 gün olanlar var veya şu anki bastıklarımız mesela neyi basacağız? Okçu Kulesi. 4 gün 19 saat geldik bunu bastık ile ilgili ne yapabiliyoruz koruyucuyu dediğim gibi eğer e, şey olursa tutup basabiliriz veya kral kraliçede kullanmak istiyorum kahraman kitabını bunu iki gün bekleriz daha mantıklı olur gibime geliyor evet e, duvar basacağım maksat ganimet çöp olmaması için şöyle bir duvar sayısına da bir bakmak istiyorum 64 tane basmışız 236 tane duruyor yani duvar beni hiç korkutmuyor İyi bir şekilde basabiliyoruz Beni tek korkutan şeylerin çöpe gitmesi. Ganimetlerin çöpe gitmesi olacak. Altın, iksir, kar iksir bir sürü şey çöp olacak abi. Evet. Şimdi isterseniz şöyle bir saldırı yapalım. Bakalım güzel bir ganimet. Ee... Evet diyorum ya. Bize lazım olmadığı zaman böyle hayvan gibi ganimet çıkar. Lazım olduğu zaman da 50 defa ararız. Böyle bir tık ganimet bulamayız. Ey süpersen. Sen bizle dalga mı geçiyorsun Ne yapmaya çalışıyorsun evladım Evet bu arada taktik avcı uçağı uyumuyor Hepsi ölmüş Yani çoğu cehennem kulesi Falan tuzakların çoğu gitmiştir Ama bir şey yaşıyor e, Taktik avcı uçağının Mermisi bitmemiş İçeri doğru buradan girelim isterseniz Bir adet bineceği yolladım Şuradan iki tane kırıcımızı yolluyorum Birinci duvarımızı kırdık Lütfen aşağı doğru gel ya. Öncelikle bir taktik avcı uçağını kesmek istiyorum. Şuradan da şunu yollayacağım. Buraları bir temizleyelim. Evet, atlatma büyümüz de duruyor. Şuraya doğru bir atlatma büyüsü bıraktım. Kraliçenin üzerine bir adet öfke büyüsü rakip kraliçeyi de indirmek istiyorum. Aslında duvar kırıcımız vardı ya. Hiç unuttum. Vallahi unuttum diyorum ya kafa şey değil arkadaşlar. Kafa kitap değil. Çok dalgınlığımız oluyor bu aralar. Evet şuradan madenci saldırısına artık başlayabiliriz. Şu bomba kulesini bir indireydiniz ya. Bomba kulesinden korkuyorum abi. Durduk yere bütün şeylere hasar verecek. Bak bir patladı. Üstünü üstlük ee, hem de şey hasar verdi. Hem bomba patladı hem de tuzak. Evet güzel. Al sana zehir. Al sana. Bu anam için diyor. Bu babam için diyor. <laughs> evet. Şöyle bir şuraya da bir şifa büyüsü daha bırakacağım. İçeri doğru girelim. Şuraya bir adet öfke büyüsü. Orayı bir coşturalım. Kralımız yoluna devam ediyor. Kralın özelliği, kraliçenin özelliği. Zaten ölü köy olduğundan dolayı dümdüz edip geçelim abi. İnşallah kedi koymayı unutmam. <laughs> Benim kafa çok kötü abi. Yani videonun konusu anket ama ben anketi koymayı unutabilirim. Yani o kadar ki kafam kötü. Evet. Baksana kar iksir geri bitti. Şey doluyor. 143 bin. Bir köyde bu kadar altın iksir alırsan olacağı budur. Mehmet'im çakırım. Evet. Şöyle bir gelelim. Yüzde 98, 99 ve yüzde 100. Evet. Abi bu ne ya? Bu nedir abi ya? Gerçekten bu nedir? Şuradan bir ekran resmi alayım. Ya önceden bunun kısa yolu vardı da. Evet şimdi şuradan isteğimizi yapalım. Buradan ordumuzu tekrardan bastık. Gelelim şuradan isteğimizi dolduralım. Ve tekrardan saldırımıza geçelim. Evet iki tane mi basmışız? Tamamdır. Şimdi kral kraliçemiz kalktı. Yatmadı ki kalksın abi. <laughs> Mehmet Çakır kalktı ne ya? Evet bir saldırı daha yapalım. Bir. İki. Oğlum kar iksire bak ya. Kenara da koymuş diyorum ya. Lazım değil verirsiniz kar iksiri. Lazım olsa bu kadar gelmez. Evet köy binası 11. Ölü köy değil güzel duruyor. Koruyucumuz yok ama ben bu köye girmek istiyorum. Ve bu köyün içinden geçmek istiyorum abi. Haydi bismillah diyelim. Ve saldırımıza başlayalım. 1 2 3 Evet içeri doğru girdik. Öfkeyle şu duvarı da kırabiliriz diye düşünüyorum. 50 seviye kraliçe var. Orada sıkıntı olacak. Ondan dolayı şöyle hemen e, öfkemizi kullandım. İçeri doğru girdik. Kralımızı kullanıyorum. Buraya bir adet bebe gecder. Şuraya bir adet dondurma büyüsü. İçeri doğru kraliçeyi yolluyoruz. Kralın özelliği. Evet. Kraliçe bir adım daha git. Çok güzelsin. Evet. Fevkaladenin fevkinde gidiyoruz. Şimdi. Taktik avcı uçağını burada hızlı bir şekilde kesebilecek miyiz? Kesemiyor muyuz? Kesemedik. Neden? Çünkü kraliçe başka bir tarafa gitti. Evet şimdi madenci saldırımıza başlayabiliriz. Madencilerimizi yolladık. Binicileri arkadan yollamaz olaydım. Şuradan da şunu bırakacağım. İki tane şöyle bıraktım. Şunu şuraya bıraktım. Kraliçenin özelliğini kullanıyoruz. İçeri doğru giriyoruz. Şuraya bir adet şifa büyüsü. Bir adet zehir. Bir adet okçu. Evet okçu çok önemli abi. Kraliçe koruyucuyu da indirdikten sonra artık bizim için çok da bir hasar verecek bir şey kalmıyor. Evet güzel 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 gayet güzel. Şuraya bir adet şifa büyüsünü kullandık. Hayır kraliçeyi nasıl kaybettim? Kraliçeye vuran çok bir şey de yoktu. Allah Allah. Ula kraliçeye bir şey de vurmuyordu ki. Bir top vuruyordu başka. Dev bomba falan mı çıktı? Ne oldu ben anlamadım ki. Evet bahane yüklüyoruz ama. Ne bileyim koruyucuyu da koyabiliriz. Bahanelerin arasına. Koruyucumuz yoktu abi. Bana ne ya. <laughs> Öfkeyi erken attım tarzında. Ee, neyse ganimeti almayı başardık. Çok da bir şey kalmadı. Birer çimdik altın ve iksir kalmış. Ona da çok şükür diyelim. Ve yolumuza devam edelim. 388'e 301 bin. Evet. Hazinemiz ne oldu? Hazinede de 620 binimiz varmış. Bereket versin diyoruz. Buradan bunu basıyoruz. 2 işçimiz var. 2 işçiyle ne basabiliyoruz? 4 milyon 400. Ee, daha ucuz var mı? 4400 4400 Neyse tamam 4 400'lükten basayım. Hadi. Hadi 4 4 yüzlükten bastım. Diğeri bakayım. Şuradan bir altın alalım. Altın yok mu? 500 bin var. Başka? Yok mu la altınımız? Sayın Sayın Haşmetlüm Haşmetlüm Evet 2 gün 29 saat Koruyucuyu belki basmak için Onu bekletebilirim de yani top parası çıkmadı mı ya? 4 milyon 400 binmiş. 3 milyon 400 binimiz var. Aha. 3 milyon, 4 milyon küsür. Ula ye yetmiyor mu yine? 4 milyon. Bize ne kadar lazım? 4 milyon 400. 400 bin istiyor. Ya, O da kalsın ya. Bir tane işçi de kalsın. Bir saldırı daha yapar inşallah. Onu da basarım dediğim gibi arkadaşlar ankete katılmayı unutmazsanız sevinirim. Video hoşunuza gittiyse bir like atarsanız memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.